Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Sosyal bilgiler videolarımıza devam ediyoruz. Ve sırada hangi konularımız var Sayın Hocam? Evet, şimdi kültür ve miras ünitemizin konusu. Türkler İslamiyet'te tanışıyor. Türklerin İslamiyet'te tanışma süreci ilk... İslamiyet'i kabul eden boylar, Karluk Yağma Çiğit boyları, işte Karahanlı Devleti, ilk İslamiyet'i kabul eden devlet, Türkiye Selçuklu Devleti, Gazneliler, Büyük Selçuklu Devleti olmak üzere biz bu videoda göreceğimiz konulardır. Evet, İslamiyet öncesinde Türklerin durumuyla başlayalım. Evet, İslamiyet öncesinde Türkler ilk kez Araplarla ilk temasları Hazreti Ömer zamanında gerçekleşse de asıl Talas Savaşı'nda ortaya çıkıyor. 751 yılında. Evet, Talas Savaşı 751 önemli bir tarihtir. Bu tarihten itibaren Türkler kitleler halinde İslamiyet'i kabul ediyorlar. Abbasilerle Çinliler arasında yaşanan bir savaştır Talas Savaşı. Bu savaşta Karluk Türkleri Abbasileri destekliyorlar ve sonra Abbasiler de savaşı kazanıyor. Ve bu savaştan sonra da Türkler ve Abbasiler arasında çok olumlu bir ilişki başlıyor. Bakıyorlar ki savaşta Abbasiler gayet hoşgörüler. Abbasiler çünkü bir de şöyle bir durumu var. Türkler dünyada savaşçı millet olarak anılıyor. Ve bu coğrafyayı da özellikle Orta Asya'yı da iyi bilen bir millet olduğu için... Abbasiler bu savaşta Çinlilere karşı birlik yapıyor Türklerle. Türkler de bu noktadan sonra, bu savaştan sonra bakıyorlar ki İslam dini kendi inandıkları gök tanrı inancıyla benzerlikler gösteriyor. Ve bu noktadan sonra da kitleler halinde Müslüman olmaya başlıyorlar. Dolayısıyla Orta Asya'da İslamiyet'i kabul edilen ilk Türk boyu Karluklar, Karluk ya da Yağma Çiğit boyları da var. İlk Türk devleti de Karahanlılardır arkadaşlar. Peki Türklerin İslamiyet'i kabul etmelerinin nedenlerine tekrardan bir bakacak olursam, bir kere Abbasilerin uyguladığı eşitlikçi ve hoşgörülü bir politikalar zinciri var. Bunun öncesinde, Abbasilerden önce Emeviler biliyorsunuz kendinden, yani Müslüman olmayan Araplara karşı pek de hoşgörülü davranmamışlardı. Ama Abbasiler bunun tam tersi bir davranış sergiliyorlar. Eşitlikçi ve hoşgörülü yaklaşmaları sonucunda Türkler İslamiyet'i kabul etmelerinde önemli bir paya sahip oluyorlar. İslamiyet'teki Allah inancıyla Türklerdeki gök tanrı inancının... Gök tenri, değil mi? Evet, gök tanrı ya da tengri diyorlar. İnancının birbirine benzemesi çok önemli. İşte göğün 7 kat üstünde gök tanrı var şeklinde. Yine İslamiyet'teki cihat anlayışıyla Türklerdeki cihan hakimiyeti anlayışı birbirine benziyor. Amaç nedir? Tüm dünyaya egemen olup büyük bir devlet haline gelmekti. Bu anlamda benzerlikler gösteriyorlar. Türkler kendine yakın hissediyormuş. Evet, İslamiyet'i kabul ettikten sonra devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı yer vardı. Kurultay, toy ya da kengeş diyorduk. Buna divan adı verilen bir meclise dönüştü. Hükümdarlar artık halifeden onay alarak tahta geçmeye başladılar. Halife onayı biliyorsunuz İslam devletlerinde önemli. Paraların üzerine halifenin ismi yazıldı. Halife adına hutbe okutulmaya başlandı. Hutbe bir öğüttür biliyorsunuz. Cuma hitap. Namazlarında, evet, hitaptan gelir. Cuma ve bayram namazlarında okutulur. Ve bu şekilde özellikle Türk İslam devletlerinde ve İslam devletlerinde hutbe okutulması demek padişahlığın belli eden bir durum demektir. Türk İslam devletlerine geçiyorum şimdi. Karahanlılarla başlıyorum. Bir kere kurucusu Bilge Kül Kadir Han'dır. Başkent Orta Asya'da Balasagun. Kendileri Karahanlılar, Karluk Yağma Çiğil boylarının bir araya gelmesinden oluşurlar. Satuk Buğra Han zamanında İslamiyet'i kabul ederler ve İslamiyet'i resmi din olarak kullanırlar. Satuk Buğra Çok Han'da... Çok karizmatik ismiş. Saltuk mu, Satuk mu? Satuk. Satuk Buğra Han. Buğra Han. Daha sonra ama ismini Abdülkerim olarak değiştiriyor. Bu da ekstra olarak bilgi olsun. İslamiyet'i kabul ettikten sonra. Türkçeyi resmi dil olarak kullanmışlardır Karahanlılar. Yani İslamiyet'i kabul ettiler. Evet, ama asla Türklük özelliklerinden de taviz vermiyorlar. Bir anekdot ekleyelim arkadaşlar. Türkler özellikle tabii ki çeşitli dinler benimsemişlerdir. Ama İslamiyet dışında benimsedikleri dinlerde asimile olmuşlardır. Yani Türklük özelliklerini kaybetmişlerdir. Ama İslam'ı benimseyen Türkler Türklük özelliklerini kaybetmemişlerdir. Günümüz mesela Macaristan. Evet, Macaristan, Bulgaristan. Evet, Uz Peçenek, evet. Hınçak Türkleri, bunlar hepsi asimile olmuş olan Türk gruplarıdır. İlk Türk İslam eserlerini vermişlerdir. Kimler? Bu dönemde Karahanlılar. Evet, bu dönemde önemli olan, bilmemiz gereken Kaşgarlı Mahmut var. Kaşgarlı Mahmut yaptığı bir sözlük var. Araplara Türkçe'yi öğretmeyi hedefliyor. Bunun da adı Divani Lugat-ı Türk'tür bu sözlüğün adı. Hatta içinde bir de dünya haritası da vardır. Türk dünyası haritası da vardır.
Bir diğeri ise Yusuf Has Hacip, Kutadgu Bilig, yani mutluluk veren bilgi anlamını taşıyan bir eserdir. Burada da işte devlet yönetimi nasıldır, devlet yöneticileri nasıl olmalıdır, siyaset name özelliği de gösteren bir özelliği vardır Kutadgu Bilig'in. Gayet devlet yöneticilerine tavsiyeler veren bir kitaptır. Edip Ahmet Yüknekî'nin var Atabetül Hakayık'ı ve Hoca Ahmet Yesevi'nin de Divan-ı Hikmet'i, bu dönemin önemli eserleridir. Bu dört tanesi arkadaşlar sürekli ileriki yaşlarınızda da, evet, genel kültür olarak bilmeniz gereken dört önemli eser ve onların tabii eser sahipleri. Evet, Türkçe'de de hatta ilerleyen derslerde, lisede de edebiyat kanalında da çok çok göreceksinizdir. Evet. Ve geçiyorum Gazneliler. Ah, Gazneli Mahmut. Evet. Sultan Mahmut. Peki kimdir bu Sultan Mahmut arkadaşlar? Öncelikle bakalım bu Gazneliler nerede kurulmuş? Bugünkü Afganistan'da kurulmuş. Gazne şehri, yani kurulduğu yerden dolayı Gazneliler denilmiştir. Alp Tekin tarafından kurulmuştur. Fakat biz Gaznelileri Gazneli yapan kişi Gazneli Mahmut'tur. Devletin çünkü en parlak dönemini yapmış. Hindistan'a 17 sefer düzenlemiş. Hatta bu Hindistan'a düzenlediği seferde bakıyor ki böyle büyük büyük hayvanlar var. Filleri görüyor. Özür dilerim, deve değil. Filleri görüyor. Diyor ki ben, diyor, bu filleri kendi ordumda, diyor, yer verirsem düşman korkar kaçar. Tabii. Ama pek öyle olmuyor tabii, bu savaş sonuçta. Savaşta filler ne Fillerin yapabilir ki? Hareket kabiliyeti çok zayıf. Tabii ki. Hani cüssesine güveniyor ama Hindistan 17 sefer düzenliyor ve burada İslamiyet'in yayılmasında çok önemli etken oluyor Gazneliler. Yani Hindistan'a, yani Hindistan'ın bugünkü halkının %15-20 gibi bir oranı, evet, galiba daha fazlası değil bildiğim kadarıyla. Müslüman. Ta buraya dayanıyor işte. Gaznelilere dayanıyor. Sultan Mahmud'a dayanıyor. İslamiyet'e çok büyük katkıları var Sultan Gazneli Mahmut'un. Hatta bundan ötürü Abbasi halifesi tarafından Gazneli Mahmut'a sultan ünvanı veriliyor. Ve böylece tarihte sultan ünvanını kullanan ilk Türk hükümdar oluyor Gazneli Mahmut. Evet. Sultan Mahmut, Gazneli Mahmut. Yine bununla birlikte Abbasi halifesinin ona sultan ünvanını vermesiyle birlikte İslamiyet'in siyasi lideri ve askeri koruyucusu haline de geliyor Gazneli Mahmut. Kendisi de çok fazla hoşgörülü bir insan. Hatta bilime ve sanata da çok çok önem veriyor. Kendisi kendi sarayında birçok bilgin ve şairi de barındırıyor. Evet, barındırıyor ve bundan haz da alıyor aslında. Bilim ve sanatla uğraşan bir kesimin oluşmasını istiyor sarayında. Kendisi de zaten bilim ve sanattan çok haz duyan bir padişah. Biruni ve Firdevsi yine bu dönemde onun sarayında yaşamış bilgin ve şairlerdendir. Sultan Mesut döneminde Gazneliler 1040 yılında Selçuklularla Dandanakan Savaşı'nı yapıyorlar ve yeniliyorlar. Bu savaştan sonra da Gazneliler zaten yıkılış sürecine giriyor. Zaman ikisi de Türk devleti. Yani evet. Ama işte çıkarlar çatışınca kardeş kardeşi bile artık evet, savaşmaya başlıyorlar. Evet, geçiyorum Büyük Selçuklu Devleti'ne. Büyük Selçuklu Devleti Dandanakan'la başlıyor. 1040-1157'de de yıkılış sürecine giriyor. Oğuzlara bağlı Kınık boyuna mensuplar Selçuklular. Tabii ki Büyük Selçuklu Devleti yine Tuğrul Bey zamanında Dandanakan Savaşı'nı kazanıp Horasan'da bağımsızlıklarını ilan ediyorlar. Tuğrul Bey devleti kardeş Çağrı Bey ile birlikte yönetiyorlar. Yani doğru ikili olarak, değil mi? Evet, ikili sistemi burada da görüyoruz. Türk yönetim sistemidir biliyorsunuz. Doğu batı olarak iki şekilde yönetmek. Ama şöyle bir şey var. Tabii ki Selçuk Bey Tuğrul ve Çağrı Beylere sürekli hani gidin bir bakın Anadolu'ya, bir bakın neler var, orası acaba yaşanılacak oranın yer mi? Ha, evet, oralarda acaba güçlü bir devlet barınıyor mu? Gidin bir kontrol edin diye çok sık Tuğrul ve Çağrı Beyleri Anadolu'ya gönderir kendisi. Dandanakan Savaşı'na bir daha bakalım. Ne demiştik? Gaznelilerle Selçuklular arasında olmuştu. Gazneliler yenilmiş ve Büyük Selçuklu Devleti'nin kurulmasında önemli bir savaştı. Tuğrul Bey zamanında Pasinler Savaşı 1048'de gerçekleşiyor. Bunun önemli olmasının sebebi Büyük Selçuklu Devleti Bizans'la arasındaki ilk savaş olma özelliği bakımından önemli. Bizans, Pasinler şu andaki günümüz Erzurum galiba. Doğru. Erzurum'a kadar var mıymış o zaman Bizans Devleti? Yani Anadolu'nun tamamına. Yani Bizans evet, deyince evet, şimdi Doğu Bizans, Doğu Roma İmparatorluğu aklımıza geliyor. Evet, lazım. Doğu Roma İmparatorluğu. Yani Doğu Batı diye ikiye ayrılıyor. Bizans deyince aklımıza İstanbul geliyor. Yani İstanbul'un fethi geliyor. Ama evet, baktığım zaman o anki Anadolu'da hakim olan, hakim güçlü devlet Bizans Devleti. Evet, çok doğru. Abbas halifesine saldırılara karşı koruduğu için Doğu'nun ve Batı'nın sultanı ünvanı veriliyor Tuğrul Bey'e. Buradan da anlayacağımız sultan üzere ünvanı devam ediyor. Evet, devam ediyor. Şimdi eğer şöyle bir şey var çocuklar. Türk İslam devletlerinde Abbasi halifesi özellikle bu dönemde çok
dini önemli. Evet, bir de Abbasiler dini İslamiyet'in koruyuculuğunu üstlenen son zaten devletti. Arap olan. Abbasilerden yana bir onur ya da Abbas halifesinden yana bir ünvan verildiği zaman İslamiyet'in siyasi liderliği de o devlete geçmiş oluyor. Bu ayrıntıyı da unutmayalım. Bu açıdan önemli. Ve geliyoruz muhteşem Alparslan'a. Bizans'la evet direkt aklımıza ne gelecek? Malazgirt Savaşı gelecek. 1071'de yapılan Bizans'la olan bu savaşı kendisi. Bu arada zaten Malazgirt'te Muş ilimize bağlı şu çok anda. Hala doğru. Doğu Anadolu'da. Yani daha Türkler Anadolu'da yavaş yavaş giriyor. Çok doğru. Bizans'la Selçuklular arasında olmuştur bu savaş. Bu savaşta Anadolu'nun kapısı, bacası her yere Türklere açılmıştır diyoruz. Yine Sultan Alparslan'ın bir aslında düsturu var. Bir cümledir bu. Toprak fethedenin malıdır. Yani fethettiğiniz yer sizindir. Bu anlamda bu sözüyle birlikte Anadolu'daki kitleler halinde Orta Asya'dan Anadolu'ya gelen küçük boylar burada küçük beylikleri oluşturmuş. Herkes kendi gitti. Yerde burası benim demiş. Evet. Zaten Sultan Alparslan'ın fethettiysen orası senindir diyorlar. Bu açıdan önemli. Bizans'ın Avrupa'dan yardım istemesi üzerine Haçlı Seferleri'nin başlamasına da zemin hazırlamıştır. Çünkü bakıyor ki Bizans Anadolu gittikçe elden gidiyor ve yanı başlarında çok ciddi anlamda güçlenen bir devlet. Evet, devlet var. Ne yapacağım? Ben kendi başıma kurtulamıyorum. En iyisi diyor ben Avrupa'dan bir yardım isteyeyim. Avrupa'nın gidiyor tık 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 kapısını çalıyor. Diyor ki bu günümüzde de aynı şey devam ediyor değil mi? Kesinlikle, tabii ki. Yani mesela şimdi günümüzde Yunanistan'da sorun yaşıyoruz. Yunanistan hemen şu anda günümüzdeki Avrupa Birliği devletine giriyor. Diyor ki Türkiye'yi kınayın. Türkiye evet. Ekonomik baskı uygulayın. Sürekli böyle bir ben yardım. Yapamadım abi gel peşime beni bir evet. Kolla gibi havası hala günümüzde de devam ediyor. Zaten Yunanistan'a biliyorsunuz Avrupa'nın şımarık çocuğu derler. O yüzden genelde öyle çok çalışmadan eğlenmeyi falan tabii. Seven yani, sürekli yardım isterler. Zaten Yunanistan'ın kuruluş amacı da aslında bir piyon görevi görmek. Dikkat ederseniz İngilizler tarafından desteğiyle oluşturulmuş bir Osmanlı'dan devlet. Osmanlı'dan ilk kopup değil mi? Evet. Bizans'ın Avrupa'dan yardım istemesi üzerine evet Haçlı Seferleri bu şekilde başladı. Melikşah dönemine bakıyoruz. Büyük Selçukluların en parlak dönemi Melikşah devrinde yaşanmıştır. Melikşah Ömer Hayyam'a bir takvim hazırlatıyor ve güneş yılını esas alan Türklere ait olan bu takvimde Celali takvimi ismi veriliyor arkadaşlar. Bu dönemde bilmemiz gereken o muhteşem Nizamül Mülk, Vezir Nizamül Mülk, hatta Nizamiye Medresesi vardır, kurulmuştur. Sultan Alparslan ve Melikşah dönemlerinde vezirlik yapmış olan bir Vezir-i Azam'dır. Nizamiye Medresesi'ni kurup ülkenin birçok şehrine bu medrese kültürünün yayılmasını sağlamıştır. Yine kendisinin Siyasetname adlı bir eseri vardır. Devlet işlerinin nasıl yönetildiği, yöneticilerin nasıl olması gerektiğini içeren bir içeriğe sahiptir. Ve bakalım Büyük Selçuklu Devleti'nin Türk-İslam dünyasına katkıları nelermiş? Son olarak bunlara değinelim arkadaşlar. Bir kere Abbasi halifesini korudular ki zaten Abbasi. Sultan ünvanını alarak ödüllendirmişler. Evet, onu Doğu'nun batının yani. Sultanı, işte yine Gazneli Mahmut'a sultan ünvanı vermeleri. Evet, Abbasi halifesini korudukları önemli. İslamiyet'in siyasi liderliğini üstlendiler. Bizans ile yaptıkları savaşta üstünlük sağlayarak Anadolu'ya İslamiyet'in yayılmasını sağladılar. Anadolu'ya daha doğrusu hem Türklüğü hem de İslamiyet'i getirdiler. Evet. Büyük Selçuklu. Yine medrese, cami, külliye, türbe gibi mimari eserler, Türk-İslam mimarisine uygun eserler inşa ederek Anadolu coğrafyasına çok büyük katkıları olmuştur arkadaşlar. Evet, bu videomuzun da sonuna geldik. Lütfen videomuzu beğenin ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.